Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamaların ardından Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı çalışmalara başladı. Biz de sosyal medya düzenlemesini Bolu'nun gençlerine sorduk. Bakın nasıl cevaplar aldık. Berat Albayrak'ın eşine ve çocuklarına hakaretler geldi. Yani bunu önlemek amacıyla böyle bir şey yapmak istediler ama bence yanlış bir karar. Eren Özdemir, sosyal medyadaki zararlı içeriklerin küçük çocukları kötü etkiledi. Sosyal medyadaki zararlı içeriklerin küçük çocukları kötü etkilediğini söyledi. Hani okul kapandığından bu yana çok kullanmamaya çalışıyorum diğer arkadaşlarıma göre. Daha çok ders çalışmaya falan odaklandım da. Ama yine de hani normal uyku düzenimiz falan değiştiği için daha çok kullanmaya yelteniyoruz ama yine de dikkat ediyorum ben. Günde ortalama kaç saatini sosyal medyada geçiriyorsundur? 3-4 yani. Hani küçük çocuklar da takip ettiği için onlara yanlış örnek oluşturabileceği için hani doğru bir karar da olabilir, yanlış bir karar da olabilir. Hani çok emin değilim. Turan Berkay Nasuoğlu, sosyal medyanın geleneksel medyaya oranla daha serbest olduğuna dikkat çekti. Nasuoğlu, sosyal medya kısıtlamasına karşı olduğunu dile getirdi. 3-4 saatten fazla olması yoğun lazım. Sosyal medya kullanmak. Yani evet. Her genç gibi. Ben kapatılması durumunda çok iyi bakmıyorum. Çünkü şahsen geleneksel medyanın bir duruşu artık belli. Çünkü bir çizgisi var ve baskı durum var. Yani insan geleneksel medya artık eskisi kadar çok rahat değil. İnsan, biz olarak da fikirler bazında sosyal medyayı daha rahat kullanabiliyoruz. Fikirlerimiz olsun, kendi görüşlerimiz olsun. Bunları sosyal medyada anlatabiliyoruz sadece. Geleneksel medya bu kadar açık olmadığı için sosyal medyada biz kendi faaliyetlerimizi gösterebiliyoruz. Ben bu yüzden kendi özgürlük alanımızın, fikirlerimizin kısıtlanacağını düşünüyorum. Kapatılırsa ben kapatılmamasını istiyorum. Murat Ankuş ise günde 2-3 saatini sosyal medyaya harcadığını ifade etti ve sosyal medyadaki gündemde bazen saçma konuların olduğunu söyledi. 2-3 saat bulunuyorum sosyal medyanın yoğun içinde. bir kullanımımız var Evet. sosyal medyada. Ya bence ya bu karışık bir konu çünkü hani bir yandan bakınca gündeminde genellikle çok saçma ve boş gündemler oluyor. Ya bir gün bir şehit oluyor. Ben hiçbir zaman gündeminde bir şehit gündemi görmedim. Çok nadir gördüm. Ya bu yönden bakınca doğru görülüyor ama diğer yönden bakınca şimdi niye kapattılar? Cumhurbaşkanımıza videosunda sanırım. Çok dislike geldi. Berat Albayrak'ın eşine ve çocuklarına hakaretler geldi. Yani bunu önlemek amacıyla böyle bir şey yapmak istediler ama bence yanlış bir karar. Çünkü yani basın özgürlüğü her şeyden önce gelir.